danışmanlık, outsource, teknoloji ve eğitim alanında hizmetler veriyoruz. Yıldız Teknopark'ta geliştirdiğimiz bazı ürünler var. Bunlardan bir tanesi InformaSoft ve son yazılımımız da Bordomat. Yıldız Teknopark'ta olmak tabii ki bizim için çok önemli. Çünkü orada Yıldız Teknopark'ın içindeki akademi, özel sektör, Ar-Ge, bu sinerji bizim ürünlerimize inanılmaz bir inovasyon etkisi yaratıyor. Ve gerçekten ürünlerin geliştirilmesinde bizim için bir kaldıraç etkisi var. Teknopark'ın ekosisteminde olmak bize önemli bir değer katıyor. Çünkü orada istediğimiz uzmanlara, akademisyenlere, danışmanlara ulaşma fırsatımız var. Ve çalışanlarımız da oradaki işbirliklerinden çok iyi yararlanıyorlar. Bu ürünlere de bir ivme kazandırıyor. Müşterilerimiz genellikle global 500 firmaları. Bu firmaların tabii ki haklı olarak yüksek beklentileri var. O yüzden Teknopark'ta bahsettiğim danışmanların, akademisyenlerin ve oradaki işbirliklerinin gücü bizim yazılımlarımız için bulunmaz bir değer, bir cevher niteliğinde açıkçası. Yıldız Teknopark'taki şirketimiz Netkey Bilişim. Bilişim 500'de Türkiye kaynaklı yazılım üreticileri arasında dördüncü. İnsan kaynakları yazılımında dördüncü. Tabii ki önemli miktarda bir ihracatımız var. Yazılım ihracatının yanında hizmet ihracatımız da var. Danışmanlık hizmet ihracatında Türkiye'de üçüncü durumdayız KOT Grup olarak. Bu da bize gurur veriyor tabii. Aslında bizim yaptığımız sadece bir bordro yazılımı değil. Biz bordro sürecini uçtan uca tasarlayan bir sistem sunuyoruz. Bir platform bu. Süreç çok daha kompleks. Önemli olan çok hızlı, binlerce çalışanı olan bir organizasyon düşünün. Çok hızlı bordro yapmak zorunda, zamanında bordro yapmak zorunda. Bir takvime uygun olarak puantajı ne gün alacağım, ne gün hesap yapacağım, ne zaman ödeme yapacağım, ne zaman beyannamelerimi göndereceğim. Demek ki ağır bir süreç aslında bordro süreci. O yüzden iddialı bir alan, sadece bir bordro yazılımı değil, uçtan uca bir bordro süreç yazılımı tasarlamak bizim 7 yılımızı aldı. Yıldız Teknopark sayesinde ve onun sinerjisi sayesinde de bunu başardık. Gençlere tavsiyem şudur. Bir girişimin ilk etkinliğinin başarısı, o etkinliğin doğru ve zamanında planlanması ve ortaya konmasıyla olur. Fikrin çok doğru olduğuna inanmayabilirsiniz. Ama çok çalışarak ve potansiyel müşterilerin pazardaki size cevaplarını iyi dinleyerek, kalitenizi sürekli yükselterek başarabilirsiniz.